Bekle beni, dur. Nereye gidiyorsun? Git başımdan Selim. Yoksa bütün cümü senden çıkartırım şimdi. Bana niye kızıyorsun anlamıyorum. Hünkârımız böyle karar vermiş. Hakkımda kötü şeyler söyledin. O gelmesin dedin. Yoksa hünkârımız ben dururken niye götürsün seni sefere? Laflarına dikkat et Bayazıt. Yalan mı? Korkağın tekisin sen. Kılıç bile tutamıyorsun. Derhal özür dile benden. Dilemeyeceğim. Sana özür dile dedim. Yoksa... Yoksa ne? Ne yapacaksın? Hatunlar gelip şikayet mi edeceksin yine? Yedi iklimin sultanı yüce hünkârım. Kütahya sancağından çok vahim haberler aldım. Ne yazık ki kardeşim Şehzade Bayezid size karşı büyük bir ihanet içindedir. Aldığım habere göre Amasya sancağına tayin emrinizi kale almayıp Kütahya'da kalmakmış niyeti. Daha vahimi kardeşin yeminli asker toplamaya başlamış. Kardeşimin iki maksadı olabilir. Ya benim üzerime yürüyecek ve canıma kastedecek, yahut daha fenası payitahta yürüme gafletinde bulunacak ve sizi tahttan indirmeye çalışacaktır. Takdir edersiniz ki bu şartlar altında Manisa'dan Konya'ya hareket etmem pek münasip değil hünkârım. Zira yola çıkarsam kardeşimin saldırısına uğramaktan, onunla karşı karşıya gelmekten, birimizden birine zarar gelmesinden korkarım. Ne yapacağım hususunda ferman-ı şeriflerinizi bekler, ayağınızın toprağına yüz sürerim. Kulunuz Şehzade Selim. Çekilebilirsin.
Şehzade Bayezid'in yaptığı zinhar kabul edilemez. Hatasında ısrar ederse hünkârımızın gazabına uğrayacağı muhakkak. Mektubum hünkârımıza ulaşmıştır değil mi Lala? Sokollu Mehmet Paşa gereğini yapmıştır şehzadem. O mektup ki ateşten bir ok. Şehzade Bayezid'i yakıp kavuracak. Hünkârımız benim lehime karar verecek. Bunun şüphem yok. Lakin bu karar ne vakit tatbik edilir? O destek ne vakit ulaşır o meçhul. O vakte kadar elimiz kolumuz bağlı oturamayız. Ne var aklınızda şehzadem? Biz de yeğimli asker toplayacağız Lala. Savaş kapıda. Şehzade Bayezid her an saldırabilir. Karşı koyacak gücümüz olmalı. Asker topladığınız hünkârımızın kulağına gidecektir şehzadem. Bu yüzden acele ediyorum zaten Atmaca. Hünkârımız bu meseleye dahil olmadan orduma zor olmalı. Olmalı ki Şehzade Selim'i bir an evvel bozguna uğratabileyim. Böylece benim savaşımın hünkârımızla değil Şehzade Selim'le olduğunu herkes anlar. Çıktığınız bu yol zor ve çetin bir yol şehzadem. İlaveten buradan geri adım atmak mümkün değil. Evvela validem girdi aramıza. Daha sonra kör merhametim. Artık ikisi de yok Atmaca. İkisi de yok. Şehzade Selim yaptıklarının bedelini ödeyecek. Yeğimli askerler kafi değil şehzadem. Yeni ittifaklar kurmanız icap eder. İlave destek şart. Anadolu Beylerbeyi Cenab-ı Ahmet Paşa, Karaman Beylerbeyi Solak Ferhat Paşa ve Adana Beylerbeyi Piri Paşa'ya haber yolla. Rahmetli abimi pek severlerdi. Zannediyorum yanımda olacaklardır. Yüz yüze konuşmanızda fayda var şehzadem. Mektuplara itibar edemeyiz. Hakkı halim var. Onların desteğini alamazsam bütün çabamız boşa gider. Söyle Simova gelsinler. Şehzadem Bayezid isyana yelteniyor ve sizin bundan haberiniz yok, öyle mi? Hünkârım, şehzademiz sancağını terk etmekte gecikmiş olabilir. Lakin asker toplayıp isyan edeceğine ihtimal vermem. Belki de Şehzade Selim Hazretleri yanlış istihbarat almışlardır. İthamlar ağır. Şehzademiz Selim Hazretleri emin olmadan zinhar böyle bir haber yollamazlar. Malumunuz üzere Şehzade Bayezid sancak kararından memnun değillerdi. Zannediyorum hissi davrandılar. Çekin. Şuna bakın. Çok güzelmiş. Benim olsun mu? Hayır, ben buldum. Benim. Küçük sultanlarım, kimse yok mu başınızda sizin? Her yeri de dağıtmışsınız maşallah. Hürrem Sultanımızın yüzüğü. Nerede buldunuz bunu? Sultanlarımızın başında dur. Ne yapıyorsun sen? Sana benim dairemden uzak durmanı söylemedim mi? Ne saklıyorsun? Saklayan ben değilim. Bunun sizde olduğuna adım gibi emindim.
Şehzademize bunun hesabını vereceksiniz. Aklını mı kaçırdın sen? Kimi kime şikayet ediyorsun? Senin karşında bir sultan var. Derhal ver yüzüğümü. Bu sizin değil. Rahmetli Hürrem Sultanımızın yüzüğü. Şehzade Selim Hazretleri validesinin yüzüğünü çaldığınızı işittiğinde ne diyecek bakalım? Sana böyle şunu dedim. Bırak. Banu. Ne oluyor burada? Bahri Hatun. Hürrem Sultan'ın bana verdiği yüzüğü çalmış. Haşa şehzadem. Hürrem Sultan'ımızın yüzüğü nicedir kayıptı. Nurbanu Sultan'ımızın mücevherleri arasında buldum. Tam size getirmek üzere çıkmıştım. Sultan'ımız mani oldular. Bu ne cüret Hatun? Sen kimsin benim evlatlarımın anasını? Bir sultanı hırsızlıkla itham edersin. Şehzadem izah et. Kes sesini! Gazanfer al bu hatunu zindana götür. Bir sultana iftira atmanın bedelini canıyla ödeyecek. Şehzadem. Nefesini boşuna tüketme. Götür. Yemin ediyorum söylediklerimin hepsi doğru. Şehzadem. Sana demiştim. Benim sonumu arzuluyor. Bak yine ne yalanlar söyledi. Validem sana günahını dahi vermezdi. Hele ki bu yüzü. Yazık. Ben canımın derdine düşmüşken sen nelerle uğraşıyorsun? Evlatlarıma dua et. Yoksa bunun bedelini çok ağır öderdin. Şehzade Selim'in mektubunda yazanlar doğruysa fırtına çok yakında paşam. Dua edelim de hünkârımız Şehzade Beyazıt'ın ölüm fermanını vermesin. Allah muhafaza. Peki ne yapacağız paşam? Nasıl hareket edeceğiz? Sırat Köprüsü'ndeyiz Semiz Paşa. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Ne yapsak nafile? Hünkârımızın nazarında ne senin bir hükmün var ne de benim. Sultanım, müsaadenizle paşam. Ne oluyor üstad? Beyazıt'la alakalı mühim bir konu var demişsin. Şehzade Beyazıt Kütahya'dan ayrılmıyor. Daha da vahime asker topluyor. Belli ki isyan etmek niyetinde. Hünkârımızın öfkesini dindirebilecek bir tek sen varsın Mihrimah. Onun aklına girebilecek bir tek sen. Hata ediyorsunuz. Bırakın beni. Bırak. Çırpınma hatun. Şehzademizin emri kat'i. Bu zincirler ne böyle? Nereye kaçabilirim ki? Gazanfer Ağa tembihledi. O hatuna güven olmaz, işi talihe bırakmayın dedi. Altınlarımın yerini söylerim. Ömrüm boyunca rahat edersin. Sizler Şehzade Selim'in sultanlarısınız. Hiç yakışıyor mu şu yaptığınız? Etrafı savaş alanına çevirmişsiniz. Hanginiz karıştırdı sandığımı? Siz dediniz annemin sandığına bakalım diye. Esma Han. Özür dilerim validem. Bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak, söz mü? Söz. Güzel kızlarım benim. Sizler birer sultan olarak doğdunuz. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Ve her daim bir sultan gibi davranın. Gün gelecek, bu sarayda sizin hükmünüz geçecek. Herkes önünüzde eğilecek. Bir sözünüzle kaideler yeniden yazılacak.
bir bakışınızla yer yerinden oynayacak. Osmanlı'nın en güçlü devlet adamları, beyleri etrafınızda divane olacak. Benden daha güçlü olacaksınız. Daha mı güçlü olacağız? Zira siz doğuştan sultansınız. Damarlarınızda hanedan kanı akıyor. Bunu sakın unutmayın. Gün gelecek, babanız bu cihana hükmedecek. Sizler de bu gücün, iktidarın ortağı olarak onun yanındaki yerinizi alacaksınız. Sizi bir hükümdar ve baba olarak bu denli güç bir vaziyette görmek istemezdim. Ne yazık ki kardeşim Selim çocukluğundan beri aynı. Şikayet etmekten, en pespaye tevatür büyütmekten çekinmiyor. Adeta bundan keyif alıyor. Bayezid hakkında son yazdıklarında da hakikati yansıtmadığına eminim hünkârım. Asker topladığını yazmış Mihrim'e. Hakikat olmasa kim neden cüret eder buna? Hünkârım, siz de biliyorsunuz. Yıllardır aralarında bir husumet var. Son hadiseden sonra ben de artık kime inanacağıma şaşırdım. Siz en doğrusunu bilirsiniz. Ancak hadiseyi tetkik etmeden kat'i bir hüküm vermek olmaz, öyle değil mi? Bayezid'in böyle bir şey yapmış olma ihtimali hali yüksek miyim o? Baba. Ne olur Bayezid hakkındaki bu çirkin ithamlara itibar etmeyin. Mazide hatalar yapmış olabilir. Ancak hiçbir isyan değildi. Olamaz. O size sadakatle bağlı. Yakında fırtına kopacak. Öyle değil mi? Korkuyor musun? Ben senin yanındayken hiçbir şeyden korkmam. Zaten senin bahsettiğin bir hayatı yaşıyorum. Her anım Allah'ın bir lütfu. Bir hediyesi. Tek endişem sen ve şehzadelerimiz. Endişelenme. Benim kavgam evlatlarımı korumak için zaten. Onların istikbali için. Hünkârımız ne diyecekler? Ne yapacaklar? Beni asıl düşündüren bu. Son günlerde aklıma merhum Mustafa abim geliyor. Şimdi onu daha iyi anlıyorum. İnsan ne olursa olsun babasına inanmak, güvenmek istiyor. Benim de arzum bu. İnşallah beni anlar. Ya karşına çıkarsa? Hazreti Ali Efendimiz der ki, haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz. Bu yüzden canım pahasına da olsa geri adım atmak yok Defne. Tereddüt yok. Ben hakkımı arıyorum. Ben adalet arıyorum. Selim yine yaptı yapacağını. Bayezid hünkârımızın gözünden düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. İftira atmadı, bir bu kalmıştı. Taht hırsı gözünü ne zaman bu kadar kör etti? Ne zaman bu denli insanlıktan çıktı? Hünkârımızın çocukluğunda vicdanı aslanım dediği Selim'den eser kalmadı Sümbül. Sultanım, şehzademiz Selim'in yaptıkları kabul edilmez elbet. Lakin ya yazdıkları doğruysa, ya şehzademiz Beyazıt hünkârımıza karşı bir isyan hazırlığı içerisindeyse? Ağzını hayra aç Sümbül. Bayezid'in böyle bir şey yapacağına katiyen ihtimal vermem.
Bugüne dek babamın takdirini kazanabilmek, onun sevgisine nail olabilmek için didindi durdu. Lakin ne yaptıysa ters tepti. Her seferinde aralarındaki uçurum daha da büyüdü. Tüm Asili öfkesi de bu yüzden. Evet. Kardeşim hünkârımıza bu denli kıymet verirken ona karşı savaş ilan ettiğine inanmam mümkün değil. İnşallah hünkârımızın zihnini bulandırıp yanlış bir hüküm vermesine sebep olmazlar. İnşallah sultanım, inşallah. Aksi takdirde kıyamet kopması yakındır Sümbül. Aleyhinde bir karar verirse beni karşısına bulur. Validem gibi ben de müsaade etmem buna. Sultanım sakin ol. Hünkârımızın ağır bir karar vereceğine ihtimal verme. Sokul'da yaklaş. Bu mektubu Şehzadem Selim'e vereceksin. Bizzat okumasını sağla. Emredersiniz. Ali Paşa sen de yaklaş. Sen de bunu Şehzadem Bayezid'e vereceksin. Emredersiniz. Yazdıklarımı okuyup iyi tahlil etsinler. Nasihatçı olarak vazifenizin mesuliyeti hayli ağır. Allah yardımcınız olsun. Gel. Hünkârım, Mirman Sultanımı sizi görmek istiyor. Müsait olmadığınızı da söyledim. Lakin bir hayra sığacaklar. Siz çekilebilirsiniz. Gelsin. Hünkârım. Şehzadelerimizle alakalı bir karar varmışsınız. Kardeşlerim bana validemin emaneti. Müsaade ederseniz onlara dair hükmünüzü işitmek isterim. Bir baba olarak son defa nasihat ettim. Bir hükümdar olarak da son defa ikazda bulundum. Bundan sonrası onlara kalmış. Bilhassa Şehzadem Bayezid'e. Bir an evvel Amasya'ya doğru yola çıkması icap eder. Akabinde Selim de Konya'ya doğru hareket edecektir. Her zamanki gibi adaletinize hayranım hünkârım. Ancak sizden bir ricam olacak. Hem ablaları olarak, hem sultan olarak.
Ne diye sabah sabah tepemdesin? Sokollu Mehmet Paşa Manisa'ya varmış. Saraya geliyorlar şehzadem. Onun ne işi var burada? Hünkârımız yazdıklarınıza itibar etmiş demek ki. Alelade bir ulak yerine kıymetli vezirini yollamış. Benim asıl merak ettiğim hünkârımızın Bayezid konusunda aldığı tedbir Lala. Göreceğiz şehzadem. Göreceğiz. Şehzadem. Anadolu Beylerbeyi, Cenab-ı Ahmet Paşa, Karaman Beylerbeyi Ferhat Paşa ve Adana Beyi Piri Paşa. Üçünü de rahmetli Şehzademiz Mustafa Hazretleri'nin emrinde olduğum dönemden bilirim. Şehzadem, sizi görmek, yanınızda olmak bizler için büyük şeref. Allah size uzun ömürler nasip etsin şehzadem. Sizin gibi yüce gönüllü, yiğit bir şehzade için canımız feda olsun. Haber alır almaz yollar evan olduk şehzadem. Amasya sancağına tayin edilmeniz bizi ziyadesiyle üzdü. Sizin gibi yiğit paşaların hürmeti ve sevgisi bir şehzadenin en büyük hazinesidir. Size her şeyi anlatacağım. Şehzade Selim ne yazık ki kardeş olduğumuzu unutup arkamdan çirkin oyunlar oynadı. Lala Mustafa ve Sokullu Mehmet Paşa denen hainlerle birlik olup canımı almaya bile teşebbüs etti. Tövbeler olsun. Allah korusun. Üzerine yürümediğim, bozguna uğratmadığım takdirde tekrar harekete geçecek. Bundan mütevellit onunla karşı karşıya geldiğimde yanımda olmanızı, kuvvetlerinizle gücüme güç katmanızı isterim. Cenab-ı Ahmet. Şehzade Selim bu yüce devlete padişah olacak niteliklere zinhar haiz değildir. Solak Ferhat Paşa. Devlet-i Aliye'nin ve hanedanımızın istikbali için taşın altına elimizi sokmaktan gocunmayız şehzadem. Hala. Sen ne dersin Piri Paşa? Merak ettiğim bir husus var şehzadem. Sizin savaşınız kime karşı? Şehzade Selim'e mi yoksa hünkârımıza mı? Benim derdim yalnızca Şehzade Selim'le. Paşalar, Şehzade Selim'le savaşacağım. Allah'ın izniyle de kazanacağım. Ve tek varis olarak emri hakkın vuku bulmasını bekleyeceğim. Yani şehzadem, Sultan Süleyman'ı tahttan indirmek gibi bir niyetiniz yok. Allah şahidim olsun ki benim canibimden hünkârımıza tek bir ok dahi atılmayacak. Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın ve Vezir-i Sani Semiz Ali Paşa'nın bana olan sadakatleri malum. Sizler de onlar gibi benim yanımda olursanız hünkârımızla karşı karşıya gelmeden bu meseleyi halletmiş oluruz. İnşallah. Size karşı hürmetimiz, alakamız büyük şehzadem. Lakin müsaade ederseniz acele etmeden meseleyi kendi aramızda istişare etmek isteriz. Akabinde size haber veririz. Müsaade sizin. Lakin unutmayın ki zor günümde yanımda olanlar istikbaldeki muzaffer günlerde de yanımda olacaklardır. Mehmet Paşa Hazretleri, inşallah getirdiğiniz haberler şehzademizin keyfini kaçırmaz. Kaçırmaz Lala. Her şey yolunda, tasavvur ettiğimiz gibi çok şükür. Âlâ. Yine de şehzademiz taht yolunda bir başına kalmadıkça bize rahat yüzü yok. Hep diken üstünde olacağız. Şehzademizin rakipsiz kaldığı günler de gelecek Lala. Ve dahi tahta çıkacak. Sen ve ben Lala, iki akraba olarak hep kenarda durduk ve kendimizi daha büyük mevkilere hazırladık. Yaptıklarımızın karşılığını alacağız, emin ol. Paşaları eskiden beri tanıyorsun Atmaca. Benim yanında olacak, benimle birlikte cenk edecekler mi dersin? Af buyurun şehzadem, lakin paşaların üçünü de hünkârımız tayin etmiştir. Sadakat keşke yalnızca gönülden gelse, lakin öyle değil.
Mühim olan sizin kudretinizdir. Siz ne kadar güçlüyseniz etrafınızda o kadar sadık insan olur. Gücümden şüphem mi var? Haşa. Yalnız şunu unutmamanız gerekir. Bir şehzadenin gücü divandaki paşaların ve askerin desteğiyle ölçülür. Askerin tamamı yanımda değil. Lakin karşımda da olmazlar. Paşalara da gelince devlet âliyenin veziri azamı ve veziri Semiz Ali Paşa bana bağlı. Ben onlara güvenmiyorum. Ne Semiz Ali Paşa'ya ne de Rüstem Paşa'ya zerre kadar itimadım yok. Unutmayın şehzadem. Onların elinde bir şehzade kanı var. Ya seni mahcup ederlerse? Son ana kadar bana destek olurlarsa? O vakit zafer sizindir. Şehzadem, payitahttan gelenler var. Şehzadem. Yaklaş Sokollu. Bizzat sen getirdiğine göre haberler mühim demektir. Bu sonu ikaz şehzadem. Hünkârımız vakit kaybetmeden Amasya'ya gitmenizi emrediyorlar. Aksi takdirde bunu isyan olarak kabul edip gerekli tedbirler alacaklar. Malumun ilanım. Buna şükretmek lazım şehzadem. Hünkârımız adil ve merhametli davrandılar. Sadece size değil, Şehzade Selim'e de nasihatçı gitti. Sokulu Mehmet Paşa'nın nasihati belli. Ben sizin tavsiyenizi merak ediyorum. Böyle günlerde sakin olmak mühimdir. Öfkeyle hareket etmek olmaz. Bu yüzden ikazın dikkate alınmasını ve emre tartışmasız bir şekilde itaat edilmesini tavsiye ederiz. Rüstem Paşa da senin gibi mi düşünür? Bırakın Şehzade Selim'in üzerine gitmeyi, emre karşı gelmeniz bile kâfi. Hünkârımız savaşa dahil olur ve karşınızda yer alır. Bu topyekün bir savaş manasına gelir ki henüz hazır değiliz şehzadem. Bu devlet-i âliyeyi fetrete düşürür. Yüce yatanız Sultan Mehmet Han Hazretlerini hatırlayınız. Hünkârımızın ordusu gelmeden Selim'i bertaraf edebilirim. Bu mümkün değil. Zira Şehzade Selim karşınıza çıkmaz. Haberi alır almaz geri çekilir. Ve hünkârımızın kanatları altına girer. En fazla Bursa'ya kadar kaçabilirler. Orada da Akdeniz donanması yani Turgut Reis girer devreye. İki ateş arasında kalırlar. Hünkârımız er ya da geç yetişir. O vakit ne yapacaksınız? Sadakat yemini edip emrettiği üzere Amasya sancağına döneceğim. Tabii tek varis olarak. Anlaşılan siz her şeyi düşünmüşsünüz şehzadem. İnşallah Mihrimah Sultanımız sizi ikna eder de sular bir an evvel durulur. Mihrimah Sultan'la ne alakası var? Ağalar. En doğrusunu yaptınız şehzadem. Şehzade Bayezid sancağından ayrılmadan zinhar burayı terk edemezsiniz. Hünkârımız ise bir an evvel gitmemi istedi. İlaveten asılsız sözlerle Bayezid'i itham etmememi buyurmuşlar. O sözler asılsız değil Sokollu. Bayezid ordusunu topluyor. Saraydan çıktığım anda önümü kesip... Hünkârımız... Bunca zamandır sizden desteğini esirgemediler. Şehzade Beyazıt üzerinize yürümeye kalkarsa karşısında hünkârımızı bulacaktır. Ya yetişemezlerse? Endişelenmeyin. Şehzade Beyazıt günden güne mevzi kaybediyor. İstikbali gören devlet erkanı ise şimdiden sizin arkanızda. Rüstem Paşa'nın vaziyeti nedir? Bir taraf kalıp kenarda beklemeyi tercih ettiler. Olmaz öyle şey. Ona söyle, yanımda değilse karşımda demektir.
hünkârımızın emirleri nasıl karşı gelirsin Beyazıt? Neden hala Amasya'ya gitmedin? Haksızlığa uğradığımı biliyorsun Mihrima. Selim'in oyunlarıyla sürüldüğüm o uğursuz sancağa gitmeyeceğim. Mustafa abim Amasya'dan ölüme yürümüştü. Aynı hataya düşmek istemiyorum. Amasya'nın ne manaya geldiğini farkındayım. Ne olursa olsun burada kalarak hünkârımızın iradesine karşı geliyorsun. Tam da Selim'in istediği şey. Selim'in istediği hünkârımızın canımı alması. Zira bunu kendisinin yapması mümkün değil. Selim, hünkârımıza mektup yazarak asker topladığını, ordu hazırladığını bildirmiş. Hünkârımızın bu iftiraya itibar etmemesi için ne diller döktü mü bilsen? Bayezid. Hayır. Asker toplamıyorsun öyle değil mi? Ne bekliyorsun Mihrima? Adım adım yaklaşan ölümün karşısında elim kolum bağlı oturmama mı? Sana inanamıyorum. Nasıl yaparsın bunu? Vaideme söz vermiştin. Ben sözümü tuttum kardeşim. Lakin onlar bana başka bir çare bırakmadı. İstikbalde ya zafer var ya da ölüm. Merak etmeyin hünkârım. Mihrimah Sultanımız Şehzade Bayezid Hazretlerini teskin edecek ve hayırlı haberlerle dönecektir inşallah. Benim de temennim bu Rüstem. Aksini düşünmek dahi istemem, zira bu benim Bayezid'e verdiğim son fırsattır. Yüce gönlünüzü lütfettiniz. Zaten Şehzade Bayezid'in isyan etmek gibi bir niyeti olduğuna ihtimal vermem. Yegane şikayetleri Şehzade Selim. Allah'ın izniyle aralarındaki husumet bir gün son bulacaktır. İnşallah. Şehzadem Bayezid'i yalnız bırakmayın sultanım. Yalvarırım. Size olan sevgi ve hürmetleri boşuna değil. Şimdiden rahmetli valideniz Hürrem Sultan'ın yerine koyuyorlar sizi. Hem bütün bunlar Nurbanu'nun fitne fesadı sultanım. Şehzade Selim'in aklını çelen şeytan o. Sana ne demeli? Hadiseler almış başını yürümüş. Savaş kapıda. Tek satır haber yollamadın bana. Korktum sultanım. Payitahta giden mektupların akıbeti belli değil. Ya düşmanların eline geçseydi? Şehzademizin canını öyle tehlikeye atamazdım. Öyle de korktuğumuz başımıza geldi. Ateş sardı etrafımızı vallahi. Elbet bu yangını söndüreceğiz. Sen ve ben, Defne. Ne yapıp edip Şehzade Beyazıt'ı ikna etmeliyiz. Asker toplamaktan vazgeçip Amasya'ya gitmeli. Sizce bu Sultan Süleyman'ı durdurmaya kâfi mi? Şehzademizin üzerindeki kara bulutlar dağılır mı? Orasını bilemem. Ama şimdilik durduracağı aşikar. Öyle değil mi Sümbül? Hakkı aleyhiniz var sultanım. Belki de Şehzademiz Beyazıt'ın Amasya'ya gitmesi daha hayırlı olabilir. Zira yanmak istemiyorsak ateşten uzak durmamızda fayda var. Ben üzerime düşeni yaparım elbet sultanım. Ancak unutmayın ki bu savaşta ben bir tarafım. Şehzademiz neye hükmederse arkasında olur. Uğruna canımı feda ederim. Âlâ. Hep böyle akıllı olacaksın Defne. Savaş başlarsa durduramayız. Tek yapmamız gereken savaşa mani olmak. Anladın mı beni? Gel. Nurbanu Sultan yerler şehzadem. Gelsin. Selim. Fahriye yüzünden bana kızgın olduğunu biliyorum. Mesele Fahriye değil Nurbanu. Bunu sen de gayet iyi biliyorsun. Her neyse. Gün ayrı düşmenin, münakaşa etmenin günü değil.
Tam aksine. Dosta düşmana karşı biri olmalıyız. Kendini benden uzak tutma ne olur. Seni benden daha çok kim düşünür? Benden daha yakın kimin var? Mihrimah Sultan, Şehzade Bayezid'i ikna etmek için Kütahya'ya gitmiş. Mihrimah da validemin yolunda. Bayezid'in saltanatını görmek için bütün gücünü kullanıyor. Rahmetli Valide Sultan, her ne kadar sana kızsa da bir şekilde seni korur, yanında olurdu. Lakin Mihrimah Sultan öyle değil. Alinen düşmanlık edecek bize. Neyse ki Rüstem Paşa bizim safımızda. Emin değilim. Nasıl değilsin? Eğer öyleyse derhal Signora Mendes'le alakasını ifşa edelim. Keyfimden bekliyorum Nurbanu. Eğer Rüstem Paşa azledilirse yerine Semiz Ali geçer. O da Bayezid'in yanında. Eğer Semiz Ali'nin biraz kafası çalışıyorsa bizim yanımızda olacaktır. Bunu göze alamam. İlaveten Yeniçeri sırf Rüstem Paşa yüzünden tarafsız kalıyor. O çekilirse ne yapacaklarını bilmiyorum. Mihrimah Sultan ikna edecektir. Şehzade Bayezid Amasya'ya gidecek. Böylece hem bizden hem de payitahttan uzak kalmış olacaktır. Mihrimah Bayezid'i ikna etse dahi Bayezid'in kini geçmeyecek. Bir kere kanım akıttı. Boğazımı kesmediği için pişman. Canımı istiyor. Onu hünkârımızdan başka kimse durduramaz. Nedir havadisler Atmaca? Ne diyor beyler? Şehzademizin yanında cenk edecekler mi? Paşaların sadakati kadar korkuları da büyük şehzadem. Size inanıyorlar. Lakin hünkârımızın gazabından çekiniyorlar. Sadede gel Atmaca. Yanımdalar mı, değiller mi? Biraz daha vakit istediler. İyice düşünüp adımlarını sağlam atmak istiyorlar. Onları bekleyecek değilim. Vakti gelene kadar gücümüze güç katmaya devam edeceğiz. Elbette. Onlardan katı cevap gelinceye dek asker toplamaya devam etmeliyiz. Bayas'ın öfkesi nasıl dizginlerin bilmiyorum Sümbül. Gemileri çoktan yakmış, savaş hazır. Bu karanlık ihtimalleri kalbinizden uzak tutun lakin aklınızdan çıkarmayın sultanım. Savaş çıkarsa ne yaparsın maazallah? Bu korkunç ihtimali hesap etmenin vakti gelmiş besbelli. Validem olsa ne yapardı biliyorsun değil mi? Hünkârımızın oklarının önüne geçer ve kendini şehzademize siper ederdi sultanım. Ben de öyle yapacağım. Bayezid'in canını almak isteyen evvela benim canımı almaya mecbur. Dua edelim o gün hiç gelmesin sultanım. Hiç. Ne vakit çıkaracaksın beni buradan? Ne çıkarması hatun? Senin buradan ancak cenazen çıkar artık. Böyle konuşmadık seninle. Altınlara karşılık anlaştık. Ben altın mı altın bilmiyorum. Uğraştırma beni. Ah! Ah!
Adem Selim ve Sokulu Mehmet Paşa'nın yanından ayrılma Gazanfer. Neler konuşuyorlar en ince teferruatına kadar bilmek istiyorum. Emredersiniz sultanım. Hürrem Sultan'ın ölüsü dahi Şehzadem'le münakaşa etmeye vesile oluyor. Neyse ki her seferinde bunu unutturacak hadiseler çıkıyor. Bu vesileyle Fahriye'den de kurtulmuş oldunuz. Çok yorgunum. Söyle damamı hazırlasınlar. Emredersiniz. Hürrem Sultan'a bir söz verdim ben. Canını alacağıma söz verdim. Nihayet o gün geldi. Bari yama. Sakın yama. Eğer yaparsan buradan sağ çıkamazsın. Ben öldüm zaten hatun. Tek arzum seni yanımda götürmek. Nihayet. Nihayet o pis varlığından kurtulacak. Seni hatandan döndürmeden buradan ayrılmayacağım. Haberin olsun. Sarayımda varlığın beni ancak mesut eder. Keşke hep kalsan. Mazi. Okumasını bilen için istikbalin sırlarını anlatan bir kitaptır. Çok acı hadiselerle tecrübe ettik ki hünkârımız ihanetle sınandığında gözü evlatlarını dahi görmez. Rahmetli Mustafa abimin başına gelenleri unutmak ne mümkün. Hünkârımız validemin ölümünden sonra kendi karanlığına gömüldü. Zihninde ne fırtınalar kopuyor Allah bilir. Bana söz ver. Onun gazabından korunmak için Amasya'ya gideceksin. Gideceğim Mirim'a, merak etme. Sahiden gidecek misin? Madem hünkârımız böyle buyurmuş. Amasya'ya gideceğim. Ne geçiyor aklından Beyazıt? Ne yapacaksın? Senden saklayacak değilim Mirim'a. Zira ailemden güvendiğim bir tek sen kaldın. Görünen o ki biraz zamana ihtiyacım var. Ne için? Amasya'da asker toplamaya devam edeceğim. İlaveten ordularını göndermesini beklediğim beyler var. İnşallah yanımda olacaklar. Güçlendiğim anda Selim'in üzerine yürüyeceğim ve bu iş bitecek.
Başka çare kalmadı mı? Bir umut yok mu? Kılıç kınından çıktı bir kere Mihrim'a. Hünkârımız da Selim de bunu unutmaz. Ve ilk fırsatta kellemi alırlar. Mihrim ağam, benim güzeller güzeli kardeşim. Benim senden başka kimsem yok artık. Eğer yanımda olmayacaksan, bana destek olmayacaksan, şimdi burada söyle ve yollarımız ayrılsın. Ordunu hazır et. Gücünü topla. Ve ne icap ediyorsa onu yap. Sana yemin ediyorum. Bütün gücümle arkandayım. Gel. Paşam. Söyle. Signora Mendes'in gemisi az evvel limana yanaşmış. İçim sıkılıyor Sümbül. Olanları tahayyül ettikçe yüreğim sıkışıyor. Bayezid'in isyan hazırlığında olduğunu gözümle görsem dahi ihtimal vermezdim. Lakin uçak kemiğe dayanmış. Anlaşılan Bayezid asla geri adım atmayacak. Korkarım savaş yakın. Maazallah sultanım. Sultanım, hünkârımıza ne diyeceksiniz? Kütahya'da şahit olduklarımızı bir işitirse vallahi kimseler duramaz önünde. Siz dahi. Bayezid'in Amasya'ya gideceğini söyleyeceğim. Aman diyeyim Sümbül. Hünkârımız zinhar Bayezid'in asker topladığını işitmemeli. Benden yana şüpheniz olmasın sultanım. Ha? Benim ağzım mühürlü. Lakin şehzademiz Beyazıt'ın vaziyeti Semiz Ali Paşa'nın gözünden kaçmamıştır. Hünkârımızı karşısına alacağını bile bile bu sırrı taşıyabilir mi? Semiz Ali Paşa iyi bir devlet adamı. Bu savaşta bir taraf olunmayacağını farkındadır elbet. Lakin mühim olan kimin tarafında olacağı. Rüstem'in Ali Paşa itimadı da ben de karşımıza duracağını sanmam. Yine de haklısın. Her ihtimal düşünmek lazım. Bana sadık olmasın, hayrına olacağını hatırlatmakta fayda var. Sare benim elim ayağımdı. Maalesef kendisini talihsiz bir kazada kaybettim. Şimdi senden istediğim bütün vazifeleri devralman. Emredersiniz sinyora. İnşallah onun yokluğunu aratmayacağım. İnşallah canım. Signora Mendes, konağınıza hoş geldiniz. Nihayet dönebildiniz. Rüstem Paşam, başlayın beni. İş yüzünden Girit'e seyahat etmek icap etti. Ani de oldu, size haber veremedim. Papa'nın masasında yediğiniz yemekleri, Kral Ferdinand'la olan muhabbetinizi anlatınca ben de sizi akıllı bir hatun sandım sinyora. Oysa siz genç ve tecrübesiz bir hatun gibi davrandınız. Koskoca bir veziri azamla olan gizli münasebetinizi ortalığa döküverdiniz. Affedin beni paşam. Haberim yoktu. Yeğenim Yasef. Şehzade Selim'leyken ağzına kaçırmış. Şşş. Sen kimi kandırıyorsun sinyora? Her şeyden haberim var. O yanındaki hatunu öldürülünce eteklerin tutuştu. Bile bile beni Şehzade Selim'in önüne attın. Senin yüzünden.
makamımdan, itibarımdan ve dahi canımdan alabilirdim. Başlayın Meli Paşa'm. Yapacak hiçbir şeyim yoktu. Şehzade Selim sıkıştırıp tehdit etti. Yoksa ben sizi sevdim, hem de çok sevdim. Ne olur her şeyi unutalım. Büyük bir hata yaptın sinyora. Büyük. İktidar ateşine bu kadar yakın durmak tehlikelidir. Bundan böyle atacağın ilk yanlış adımda öyle bir yanarsın ki küllerini dahi bulamazlar. Sultanım. Ne oldu Ali Paşa? Neden durduk? Yağmurdan dolayı yavaş ilerliyoruz. Lakin Üsküdar'a az kaldı. Payitahta varmadan kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Şehzademiz Bayazıt, validem için pek mühimdi. Benim için de öyle. Döner dönmez hünkârımıza hayırlı haberi vereceğiz. Onun Amasya'ya gideceğini söyleyeceğiz. Ancak o kadar. Peki ama asker toplamasını nasıl izah edeceğiz? Zira ilk olarak onu sual edeceklerdir. Gözünle gördün mü Ali Paşa? Ben görmedim. Durup dururken şehzademize iftira atmanın bir manası yok, öyle değil mi? Haşa, ne haddime. Ne gördüm, ne de duydum. Âlâ. Seninle aynı taraftayız Ali Paşa. Bayasın yanında. Sana itimadım tam. İnşallah beni hayal kırıklığına uğratmaz. Gel. Anlat Sokul. Şehzademiz Selim Hazretleri size derin hürmet ve muhabbetlerini sunuyorlar hünkârım. İlaveten hediye olarak eşi benzerine rastlanmayan atlar yolladılar. Kabul buyurmanızı dilerler. Konya sancağına ne vakit gideceksen onu söyle. Tez vakitte hünkârım. Şehzademizin iradenize karşı gelmek gibi bir niyeti yok. Saruhan'dan ayrılmayışının tek sebebi size de bahsettiği gibi Şehzade Bayezid'le karşı karşıya gelmek istememesi. İnşallah Kütahya'dan da hayırlı haberler gelir. Mesele tatlıya bağlanır. Sultanım, yüzün güldüğüne göre Kütahya'da işler istediğimiz gibi gitti. Hünkârımıza hayırlı haberleri vermek için sabırsızlanıyorum. Hünkârımız, onu görmek istediğimiz haber verin. Umarım konuştuklarımızı düşünüp tartmışsınızdır. Size olan itimadımı boşa çıkarmayacağınızı eminim. Aksi hal düşünmek dahi istemem.
Anlat Mihrimah, dinliyorum. Her şey emrettiğiniz gibi hünkârım. Kardeşim beni uğurladıktan sonra Amasya'ya gitmek için yola revan olacağına dair söz verdi. Öyleyse neden bunca vakit Kütahya'da oyalanmış? Külliyesiyle ilgili tamamlanmamış inşaat işlerinden bahsetti. Yarım bırakmak, Kütahya ahalisini müşkül duruma sokmak istememiş. Ali Paşa. Emredin hünkârım. Şehzadem Bayezid'in asker topladı, doğru mu? Sen buna dair herhangi bir emareye şahit oldun mu? Hadiseyi tetkik ettim hünkârım. Birçok kişi de sorgu sual edildi. Ancak Şehzademiz Bayezid'in asker topladığına dair bir malumat edinmedim. Belli ki tevatürden ibaret. Çekilebilirsin. Hadiseler büyümeden kapansın. Hakikati sizden saklayacak değilim elbet. Bayezid gitmeye pek hevesli değildi. Bu kararınıza pek içerlemiş. Onca sancak varken neden Amasya diye hayıflanmış. Ancak ben konuştuğuma ikna ettim. Yemin ediyorum gidecek. İnşallah bu hadiselerden icap eden dersi alır da kardeşiyle arasındaki husumete bir son verir artık. Hünkârım. Siz her kötülüğün sebebini Bayezid'de arıyorsunuz. Fakat öyle değil. Selim onun huyunu suyunu iyi bildiğinden mütemadiyen üstüne gidiyor. Sonra da size şikayet ediyor. Oysa onun da birçok kusuru var. Malum. Saraya giren şarabın haddi hesabı yok. Oysa tövbe etmiş ve size söz vermişti. Selim'in zaaflarını ben de biliyorum elbet. Ve terk etmesi için icap eden neyse yapmaya da hazırım. Ancak Selim'in zaafları sadece kendisine zarar veriyor. Bayezid'in zaafları ise hem kendisi, hem kardeşi, hem de benim için tehlike arz ediyor. Mesele budur. Nurban nasıl oldu? Toparlanmaya, kendine gelmeye çalışıyor şehzadem. Şehzadem. Gözümüz aydın. Şehzade Bayezid Amasya'ya doğru yola çıkmış. Hele şükür. Peki bu neye delalet eder Lala? Şehzade Bayezid asker toplamaktan, savaş hayallerinden vaz mı geçti? Hiç sanmıyorum şehzadem. Şehzade Bayezid'in inadını ve öfkesini iyi bilir. Vakit kazanmaya çalışıyor. Muhtemeldir şehzadem. Ancak Amasya'ya gitmesi her halükarda bizim lehimize. Yolumuza çıkamaz. Konya'ya gitmek için önümüzde hiçbir mani yok artık. Kal Fatun. Sen evladımla alakadar ol. Neler oluyor Mihrimah? Şehzade Bayezid Amasya'ya gitmeye nasıl razı oldu? Hünkârımızın emrine karşı gelmenin aptalca bir fikir olduğunu anladı. O gidişandan vazgeçti. Hayır. Vazgeçmedi. Asker toplamaya devam edecek. Amasya'ya gitmesinin ardında tek bir gerekçe var. Zaman kazanmak. Savaş çok yakın. Hünkârımız bunu işittiğinde ne olacak Mihrimah? Alenen yalan söyledin. Bayezid kazandığında bunların hiçbir manası kalmayacak. Kardeşime itimadım tam. İlaveten Anadolu, Adana, Karaman Beylerbeyi ile de görüşüyor.
Onların da desteğiyle Selim bozgun uğratacaktır. O vakit hepimizin hayatı tehlikede. Nerede duracağımızı bilmemiz lazım. Ne diyorsun sen Rüstem? Bizim zaten nerede durduğumuz belli. Zafer'e dek Bayas'ın yanındayız. Ona tam destek olacağız. Alenen taraf tutmakla büyük hata ettim Mihrim'a. Bizim vazifemiz olası bir savaşa mani olmak ve Şehzade Bayazı tahta çıkana kadar onu korumaktı. Uzun yıllardır sadaret makamındasın Rüstem. Sen de çok iyi bilirsin ki çekilmiş bir kılıç kana bulanmadan tekrar kınına girmez. Onu rahat bırakmayacaklar. Selim fırsatını bulduğu an saldıracaktır. Hem de en aşağılık şekilde. Rüstem, rahmetli valideme bir söz verdin. Kur'an'a el bastın. Kardeşim Bayazıt'ı canın pahasına koruyacaksın. Bunu aklına çıkarma. Abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Allah şahidimdir ki şehzadelerimiz arasındaki savaşa mani olmak ve onları Sultan Süleyman'ın gazabından korumak için elimden gelen gayreti göstereceğime söz veriyorum. Mahmut Ağa. Emredin paşam. Rumeli Kaz askerini çağır bana. Fikrini almak istediğim birkaç husus var. Hayırlara vesile olsun paşam. Mesele nedir? Mesele benim Mahmut Ağa. Ben ve verdiğim sözler, mazide kalanlar, inandığım insanlar, savunduğum ahlaki esaslar ve istikbal. Kaybedecek, boş harcayacak vakit yok Atmaca. Hüseyin Çavuş etrafı ve civar sancaklara haber salsın. Yanımda cenk etmek isteyen herkese kapım açık. Sen de paşaların yanına git. Onlara verdiğim mühlet doldu. Benimle birlikte hareket edecekler mi bilmem lazım. Ordum en kısa sürede hazır olmalı. Emredersiniz. Şehzadem. Her ne kadar kabul etmeseniz de hakikat ortada. Tıpkı abiniz gibi sizin de rakibiniz Şehzade Selim değil, Sultan Süleyman Han'dır. Dikkatli olun. Zinhar sırtınızı dönmeyin. Her daim bir şüphe olsun içinizde. Zira hünkârımız baba olduğunu ancak büyük felaketlerle hatırlayan bir hükümdar. Bunu aklınızdan asla çıkarmayın. Rahmetli Mustafa abim gibi bile isteye ölüme yürüme diyorsun. Bazen elbette değiştirmek mümkün değil lakin maziye bakıp düşünüyorum bizim kaderimiz nerede değişti diye. Ah bir günah şehzademiz. Vicdanlı şehzademiz. Amasya'ya sürüldüğü ilk gün isyan bayrağını çekmeliydi. Tıpkı sizin gibi. İşte o vakit her şey bambaşka olabilirdi. Lakin sizin akıbetiniz onun gibi olmayacak. İstikbaldeki bu savaşın galibi siz olacaksınız. İnsanın tabiatı neyse kaderi de odur Atmaca. Ben kendimi bildim bile doğru bildiğimi söyledim ve yaptım. Bundan sonra olacakları da cesaretle karşılamaya hazırım. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kaz asker efendi,
Sizin ilim irfan ummanınızdan bir damla faydalanmak isterim. Sormam icap eden mühim bir husus var. Lütfediyorsunuz paşam. Emredin. Size nasıl bir hizmetim olabilir paşam? Vaktiyle Kur'an'a el basıp yemin etmiş bir kul istemeden de olsa bu yeminini bozarsa bu günahının bedelini nasıl öder? Kefareti var mıdır bunun? Evvela o kulun tövbe etmesi icap eder paşam. Allah tövbe edenleri sever. Onlara yüce affını ihsan eyler paşam. Yüce Allah'a tövbe etmek kâfi midir hoca efendi? Kâfidir paşam, kâfidir. Lakin o günah işlemiş müminin kazancı oranında sadaka ve fitre dağıtması icap eder. Fakire fukaraya, dul ve yetime, ihtiyaç sahibi mazlumlara yardım etmeli. Mümkünse hayır işleri yapmalıdır paşam. Konya'ya şimdiden alıştım. Payitahttan da uzaklaşmış sayılmayız. Şehzade Bayezid'le artık aramızda dağlar, ovalar var. Saruhan'dayken gece yola çıkıp sabah tepemizde olacak diye korku doluydum. Burada içim rahat. Mesafeler kardeşime engel olur mu sanıyorsun? Civarında asker bugün ordumuza dahil oldu şehzadem. Yevmiyelerini masraflarını hesaplayıp asker almaya devam edeceğiz. Hoca. Şehzadem. İnşallah hayırlı haberlerle geldin Atmaca. Üçbaşıyla da konuştum. Kabul ettiler. 20.000 askerle emrinize amadeler şehzadem. Nihayet. Şehzade Selim ve ordusu karşımızda duramayacak Atmaca. Allah'ın izniyle zafer yakın. Bu sandığı mimarbaşı Sinan Ağa'ya gönder. Adamı bir külliye yapılmasını istiyorum. Tahtakale'deki arazim müşahit. Oraya yapılsın. İsabet olmuş paşam. Namınıza yaraşır bir külliye yapmanın vakti geldi de geçiyor. Sinan Ağa'ya söyle, hiçbir masraftan kaçınmasın. Külliyem yüzyıllar boyu ayakta kalacak bir şaheser olmalı. Bu sandığı da Hürrem Sultan Vakfı'na götür. İhtiyacı olanlar tespit edilsin, dağıtılsın. Vakfiyeme işlersiniz. Hayırdır inşallah paşam. Nereden icap etti bu? Onca malı mülkü öbür dünyaya götürecek değilim ya. Sen dediğimi yap Mahmut Ağa. Gel. Hünkârım. Müsaade buyurun, pencereleri açalım. İçeri biraz güneş girsin.
Kederiniz baki. Anlıyorum. Lakin içinizdeki karanlık bir başka hünkârım. Nedir sizi böyle ışıksız koyan şey? İnşallah pek bir dalgınsınız. Hünkârımızın saati yerindedir inşallah. Hünkârımızın hali hiç iyi değil Sümbül. Ağzını bıçak açmıyor. Bir damla gün ışığına zor katlanıyor. Hepten karanlığa gömülecek diye korkuyorum. Allah muhafaza. Halbuki Mihrimah Sultanımızın Kütahya'dan getirdiği iyi haberlerle biraz huzur bulur. Yüzü güler diyordum ama nafile. Yüreği hala soğumadı. Hünkârımızı tedirgin eden bir şeyler var. Belli. Siz bir şey saklamıyorsunuz değil mi Sümbül? Ya Gülfem hatunum Sümbül haşa. Mihrimah Sultanımız ne anlattıysa o. Şehzademiz hünkârımızın emrine karşı gelmeyi aklının ucundan da iyi geçirmemiş. Hünkârımız, şehzademiz Beyazıt'la geçmişte yaşadıklarından mütevellit tedirgin oluyorlardır. Lakin zaman geçtikçe şüphelerinin yersiz olduğunu kanaat getireceklerdir. İnşallah. Umarım şehzademiz öfkesine yenik düşüp yanlış bir yola sapmaz. Gülfem Hatun'um, şehzademizin tabiatı belli. Bir kıvılcım yetiyor alev almasına. Ama ve lakin... Şehzademiz bir hata yaparsa hep beraber bu belayı def ederiz alimallah. Öyle değil mi Külfem Hatun? Öyle tabii. Öyle. Ben de şehzademizin iyiliği için hiç düşünmeden ne gerekiyorsa yaparım. Hanedanımız bir yiğit şehzade kaybetti Sümbül. Birini daha kaybetmeye hiç niyetim yok. Yok Külfem. Aslan şehzadelerim. Sizler benim en büyük gücüm ve hazinemsiniz. Size layık bir evlat olmak en büyük arzumuz şehzadem. İnşallah aranızdaki kardeşliğin nedenli kıymetli olduğunu idrak edersiniz. Temennim rahmetli Cihangir ve Mustafa abimle benim gibi kardeşler olmanızdır. Orhan'ım. Epeydir Çorum Sancak Bey'sin. İyi haberlerini alıyorum. Ben ne zaman gideceğim sancağıma baba? Senin de vaktin gelecek aslanım. Malumunuz üzere bir ordu topluyorum. Büyük bir ordu. Hazır olduğunda Şehzade Selim'in üzerine yürüyeceğim. İnşallah bu seferden zaferle ayrılacağız. İnşallah şehzadem. Sancağımda 2000 asker var. Onlarla birlikte... Yanınıza saf tutacağım şehzadem. Ben de sizinle geleceğim şehzadem. Aslanlarım benim. İnşallah istikbalde kafire karşı birlikte kılıç kuşanacağız. Lakin bu savaşta ben tek başıma olacağım. Sen sancağına döneceksin. Sen de kardeşlerin yanında olacaksın. Onlara göz kulak olacaksın. Şehzadem, kardeşlerimin yaşları küçük. Ben sancağa çıktım. Babamız... İstikbalimiz için savaşırken oturacak değilim. Müsaade edin, ben de geleyim. Zinar kendini tehlikeye atmak yok. Ben ne dersem o söz mü? Söz. Tamı tamına 5 kere 100.000 akçe sultanım. Vallahi bu parayla Üsküdar'ın yarısını satın alırsınız. Mühim değil.
Kardeşim desteğimi arkasına hissetmeli. Bu paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. En güvendiğin adamlar götürsün Amasya'ya. Şehzade Bayas'a teslim olduğundan emin olsunlar. Emredersiniz sultan. İnşallah bu yaptığımla validemin ruhunu incitmiyorumdur. Kardeşler arasında savaş olmasın zinhar istemezdi. Şehzademiz Selim savaş haricinde başka bir yol bırakmadı maalesef sultanım. Hem bu vaziyette Hürrem Sultanımız Şehzade Beyazıt'ın tarafında olurdu. Gel. Paşam. Gracia Mendes'le görüştüm. Kendisini ziyaret etmişsiniz. Gracia Mendes ve yeğeni Yasef Nasi, Şehzademiz Selim Hazretlerinin himayesi altındadır. İlaveten hünkârımızın Signora'ya kıymet verdiği malumunuz. Signora'nın yahut yeğeninin başına bir iş gelirse bunun hesabını veremezsiniz. Benim Signora ile bir alıp veremediğim yoksa kullu, senin ne var? Ne vakit üzerine vazife olmayan işlere burnunu sokmaktan vazgeçeceksin? Ben sizin iyiliğiniz için... Benim iyiliğimi düşünmek sana mı kaldı be adam? Çık dışarı. Paşalarla görüştüm şehzadem. Haber verdiğimizde askerleriyle birlikte emrettiğiniz yerde olacaklar. Onların kuvvetleri, sancak askerleri ve yemiyelilerle beraber takriben 50 bin kişilik bir ordumuz olacak. Hala. Konya'ya yürüdüğümüzde yer yerinden oynamalı atmaca. Şehzade Selim'in ordusunu ezip geçmeliyiz. İnşallah şehzadem. Selim'den bir haber var mı? Tedbir amaçlı asker topladığını işittim. Lakin sizin kuvvetlerinize yaklaşık bir ordu kurması mümkün görünmüyor. İnşallah rüzgar bizden yana esecek. Felaket paşam. Şehzade Beyazıt asker toplamış, ordu kurmuş. Şehzade Selim'in üzerine yürüyecekmiş. Şehzade Beyazıt'ın harekete geçeceği Mehmet Paşa'nın da kulağına gitmiştir. Vaziyeti hünkârımızdan saklayamayız. Ne yapacağız paşam? Nasıl hesap vereceğiz? Bizim elimizden ne gelir Ali Paşa? Belli ki şehzadeler savaşacak. Ne yaparsak yapalım buna mani olamayacağız. Gereğine hünkârımız karar verecek. Gel. Amasya'dan gelen haberleri aldınız mı Rüstem Paşa'm? Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa, Ali Paşa ve Mehmet Paşa kapıdalar. Mezun'un aciliyet olduğunu söylediler. Gelsinler. Hünkârım,
Söyle Rüstem Paşa. Amasya'dan haber aldık. Şehzade Beyazıt asker toplamış. Kendisine destek olacak beyler olduğunu da işittik. Şehzade Beyazıt Konya'ya yürümek için gün sayarmış. Sen ne dersin Rüstem? Ne askeri? Bayezid'e kim destek olacakmış? Anadolu Beylerbeyi, Cenab-ı Ahmet Paşa, Karaman Beylerbeyi, Solak Ferhat Paşa, Adana Beylerbeyi, Piri Paşa kendilerine destek kuvveti göndereceklermiş. Sen ne düşünürsün Ali Paşa? Hünkârım, Kütahya ziyareti esnasında Şehzade Beyazıt asker toplamıyordu. Ancak akabinde Amasya'da neler oldu bilemem. Bunun bir iftira olmadığından emin misin Rüstem? Maalesef hünkârım. Malumatı teyit ettik. Ferman-ı şerifiniz nedir hünkârım? Şehzadem Bayezid elindeki son fırsatı da kaybetti. Madem savaş istiyor, istediğini alacak çekilebilirsiniz. Şehzade Bayezid'e destek veren paşalara birer mektup yazmak icap eder. Paşam, böyle bir mektup Şehzade Bayezid'in ölüm fermanı olur. Biz hünkârımıza sadakat yemin ettik Ali Paşa. Şehzade Bayezid asker toplayarak yalnızca Şehzade Selim'e değil, hünkârımıza karşı da cephe alıyor. Artık onun yanında duramayız. Hiç kimse duramaz. İsyan eden bir şehzadenin akıbeti bellidir. Buraya kadarmış. Sultanım, Şehzade Beyazıt'a gönderdiğiniz akçeler bugün yarın eline ulaşır inşallah. İnşallah Sümbül. O gün yaklaştıkça içim sıkılıyor. Ruhum daralıyor. Her ne kadar kardeşim Selim'le aram kötü olsa da Hadise'liğin buraya gelmesini istemezdim. Kim ister sultan? Kim ister? Sultanım. Sultanım müsaadenizle. Bayezid'den haber mi var? Hayır, yok sultanım. Sizinle ve çocuklarımla birlikte olmak istedim. Unutalım ana hoş günleri. İyi misiniz? Mumları yakın! Bu nasıl karanlık? Daha fazla kandil getirin. Çabuk ol! Çabuk ol!
Rusul Efendi. Pek kıymet verdiğim Hoca Çelebi. Ne dil söylemek ister, ne el yazmak. Lakin devletimin istikbali, reayamın huzuru ve saadeti için bir an evvel bir karara varmak mecburiyetindeyim. Allah beni bir şehzademin daha ihaneti ve isyanıyla sanıyor. Şehzade Bayezid, hükmümü ve varlığımı hiçe sayarak sözümden çıktı. Kardeşi Şehzade Selim'in üzerine orduyla yürümeye hazırlanırmış. Size hürmetim ebedi. İlminize, irfanınıza itimadım tam. Şimdi böyle bir ihanetle beni amansız sıkıntılara gark eden Şehzade Bayezid'a şer'an ne yapmak icap eder? Bizi yalnız bırak Lokman. Validem bu günleri evvelden görmüştü. Duası hala üzerinizde Şehzadem. Bu zırh sizi koruyacaktır. Geri döneceğim Defne. Sana söz veriyorum. Ben seni geç buldum. Tez yitirmeyeceğim. Seni ve evlatlarımı asla yalnız bırakmayacağım. Ebu Suud Efendi Hazretleri yolladılar. Hünkârımızın sualine cevabıymış. Yüce hünkârım, sualiniz üzerine uzun uzun düşündüm. Zihnimde ölçtüm, biçtim. İlmi fıkıha, şer'i hukuk kitaplarına defaatle göz gezdirdim. Cevabı bilmeme rağmen başka bir yol aradım.
neyleyim ki? Bulamadım. Şehzade Bayezid'in emirlerinizi hiçe sayıp asker toplaması ve dahi kardeşinin üzerine yürümesi, siz yüce padişahımızın, hanedanımızın ve devlet-i aliyenin istikbalini alenen tehdit etmektir. İş bu tehdidi yapan Şehzade Bayezid, hakkın yolundan şaşmış bir asi olduğunu cihana ilan etmiştir. Bu suçu işleyen şehzadenin kanunu kadimen ve şer'an katli vaciptir. Aslanlarım, yiğitlerim, vakit geldi. Konya'ya doğru yola çıkacağız. Anadolu, Karaman ve Adana Beylerbeyi bütün kuvvetleriyle birlikte Konya ovasında bize destek olacaklar. Ateşten bir yol var önümüzde. Bu savaş, mazlumların zalimlere karşı olan savaşıdır. Aslanlarım! Allah gazamızı mübarek eylesin! Derhal 5000 yeniçeri, 3000 sipahi hazırlansın. İsyanı bastırmaya, Seyyid'in ordusuna destek olmaya gidecekler. Paşalardan haber var mı? Fermanınız üzere her birine bir emirname yolladım. Şehzade Bayezid'i değil, Şehzade Selim'in yanında saf tutmalarını söyledim. İnşallah emirlerinize riayet edeceklerdir. İnşallah. Eğer etmezlerse karşılarında beni bulurlar. Hiç tereddüt etmem, başlarına ezerim. Sokollu. Hünkârım. Ordularımı sen komuta edeceksin. Derhal hazırlığını yap, Konya'ya doğru yola çık. Selim'in ordusuna da sen serdarlık et. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsiniz, hazırlıklarınızı yapın. Aman yarabbim.
Aman yarabbi. Gel. Şehzadem. Şehzadem. Şehzade Bayezid ordusuyla buraya geliyor. Biliyordum. Şehzade Bayezid'in buna cüret edeceğini biliyordum. Lala, derhal eyaletteki askeri hazır et. Yemiyeli askerimizin sayısı ne? Kafi değil. Şehzade Bayezid belli ki çok asker toplamış. Yoksa yola çıkmazdı. Ordusuyla bu şartlarda baş edemeyiz şehzadem. Hünkârımızın haberi vardır değil mi? Bize destek olacaktır. Tek umudumuz bu sultanım. Muhakkak haber almışlardır. Ayrıca ben yine de haber ederim. İnşallah destek vaktinde gelir. Şehzadem Murad'ı çağır. Sancağındaki askerle birlikte benim tarafımda saf tutacak. Şehzadem ne olur yapmayın. Şehzademiz Murad'ı ateşe atmayın. Bana bir şey olursa onu sağ koyarlar mı sanıyorsun Nurbanu? Bunu en iyi sen biliyorsun. Hepimizin hayatı bana bağlı. Sultanım eyvallah olsun. Vallahi savaş başlıyor sultanım, savaş. Validen bu zırhın beni Bayezid'den koruyacağını tahayyül edemezdi. Gel. Hoş geldin aslanım. Aslanım. Murat'ım. Gitmeni hiç istemiyorum. Lakin başka çare yok. Ama gitmeliyim validem. Babamı böyle vakitte yalnız bırakamam. Babamın kaderi benim kaderimdir. Amcam Bezde'yi yenmek mecburiyetindeyiz. Vaziyet fena paşam. Kaçış yok. Kan dökülecek. Sultanım. Rüstem. İşittiklerim doğru mu? Bayezid ve Selim arasındaki savaş başlayacakmış. Doğru sultanım. Şehzade Bayezid askerlerle birlikte Şehzade Selim'in üzerine yürüyor. Bayezid güçlü. Cengaver. Epeydir asker topluyor. Güvendiği beyler olduğunu da söylemişti. Elbette onlardan da destek alacaktır. Her şartta kazanır öyle değil mi? İnşallah Mihrimah. Hayırlısı neyse olsun. Nedir anlatacakların Ali Paşa? Söylemesi zor. Anlat. Rüstem Paşa...
Şehzademiz Bayezid'e ihanet etti. Destek sağlayan paşalara mani oldu. Yani anlayacağınız sultanım, Rüstem Paşa'mız Şehzade Selim'in tarafına geçti. Hayır. Olamaz. Rüstem. Sultanım. Rüstem Paşa'mız müsait değiller. Çekil Rüstem. Sultanım. Seni hain. Seni sahtekar. Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Nasıl ihanet edersin Rüstem? Mihrimah! Mihrimah! Başka çare yoktu Mihrimah. Şehzade Bayezid'in kaderi. Hürrem Sultanımız ölünce belli oldu. Kaybetmeye mahkum. Senin yüzünden. Senin onun kurtuluşu olabilirdi. Onun kurtuluşu sen olabilirdin. Mihrimah! Ne yaparsam yapayım kâr etmeyecekti. Hünkârımız ona düşman belledi. Onun akıbetine o karar verdi. Öyle ki Şehzade Bayezid'in ölüm fetvasını bile aldı. Her şey bitti artık Mihrimah. Ne? Şehzadem, çok kalabalıklar. Sayılar çok değil şehzadem. Paşaların desteğiyle rahatlıkla alt ederiz. Onlar nerede kaldı? Habercilerle konuştum şehzadem. Gelmek üzereler. Sultanım. Hünkârımızı görmem lazım. Evladının ölüm fetvası nasıl almış, nasıl yüreği dayanmış anlatsın bana. Olmaz sultanım. Çekil şuradan. Hünkârımız burada değil. Thank you.
ey canım.